Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol Süper Lig'de 7. haftada oynanan Yılpor Samsun Spor Gaziantep FK maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Samsun Spor'un Süper Lig'e kötü başlangıcı bu maçta da devam etti. Konuk ekip Gaziantep FK ise yeni hocası Şumudika ile 3. maçında 2. galibiyetini almayı bilip önemli bir 3 puan aldı ve küme düşme hattının üstüne çıktı. İlk defa bu sene küme düşme hattının üstüne çıktı Antep. Aynen, ama önemli eksik olan takımlar var maçları. Pendik, Samsun, aynen, Başakşehir ve İstanbulspor. Evet, onlar da var ama sonuçta Antep önemli bir nefes aldı. Kesinlikle, bence. Ben öyle düşünüyorum. Direkt rakibine karşı 3 puan aldı deplasmanda. Aynen öyle. Bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından maçın sonucunu konuşalım. Tabii. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Valla şimdi şöyle bir nokta var. Ekleyeceğim bir şey yok zaten. Direkt maça geçiş yapalım. Tamamdır. Maç beklediğimiz gibi bitti. Ben Gaziantep tarafındaydım. Hatta 2-1 galibiyet bekliyordum. Aynen, beklediğim gibi maç bitti. Samsun Spor'da da hoca ile ilgili gelişmeler vardı. Ama Rıza Çalınbay Hoca Samsun Spor'un teklifini kabul etmedi. Nazikçe reddetti. Ben Gaziantep maçının bunda büyük etken olduğunu düşünüyorum. Ben de. Yani %90-95 hatta 99 bu etkeni koyuyorum. Zaten yardımcısı Bülent Bayraktar maçı izliyordu. Aynen. Ben hatta sana maç oynarken yazmıştım. Rıza Hoca vazgeçmesin diye. Doğru. Bu maçın, daha doğrusu kadronun oyununu görüp, oyuncuların yaptıklarını görüp vazgeçme ihtimalini yüksek gördüm. Neden? Çünkü Rıza Hoca Sivas Spor'la beraber iyi işler başarmış. Üst üste Avrupa'ya götürmüş. Gruptan çıkarmış. Paralar kazandırmış. Tabii. Bir sistem oturtmuş bir hocanın ardından böyle sıkıntılı bir kadroya gelmesi kendi kariyer açısından sıkıntı. Risk olsun. Kendini yakar. Tabii. O yüzden kabul etmedi. Yoksa Sivas Spor para harcamayan bir kulüp. Burada daha iyi imkanları olan bir kulübe gelmek istemez mi Rıza Hoca? Rıza Hoca öncelikle ne yaptı biliyor musun? Kariyerini düşündü işte. Bak, parayı düşünmedi, kariyerini düşündü. Ben hocanın yaptığını doğru buluyorum. Zaten bir şey diyeceğim, parayı düşünmedi derken Sayın Başkan Yüksel Yıldırım Rıza Hoca'ya çok yüksek bir ücret verir mi ya? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Sivas'tan yüksek para alır. Bu bir. İstediği oyuncuları da alır. Bu iki. İstediği noktada taraftar da gelir. Takıma bir ışık verdiği zaman bu da Sivas'a göre. Bu transfer ekibi varken alabilir bak, mi? Bak, Sivas o kadar iyi giderken hepsine geleceğim. Sivas o kadar iyi giderken taraftar gelmiyordu. Orada yönetime kızgın Sivas Spor i̇şte, taraftarı. Ha, her şeyi koyduğun zaman da Rıza Hoca... Bunu Sağır Sultan bile biliyor bu yaşananlardan. Rıza Hoca başlıca kariyerini düşündü. Bak, başlıca kariyerini düşündü. Bu da çok normal bir durum. Bence zaten doğru olan. Tabii. Herkes bunu yapmıyor ki. Sen mesela bazen konuşuyorsun ya, para önemli diyorsun hoca için. Ben de hep sana ne diyorum? Orada kariyerini düşünmesi lazım diyorum. Sen mesela para diyorsun ya, bak Rıza Hoca burada parayı düşünmedi, kariyerini düşündü. Rıza Hoca'nın yerinde olsam ben de gelmezdim şu şartlar altında. Takım çok kötü çünkü. Aynen. Ya zaten şimdi takımda mesela izleyenler diyor ya, Samsun Spor taraftarları, İşte devre arası 4-5 transfer yapsa bu takım düzelir. Düzelmez. İyi hoca gelsin. Gene düzelmez. Öyle bir yapı kurdu ki Hüseyin Hoca buraya transfer ekibiyle beraber. Ama ben öncelikle şunu söylüyorum. Artık iş herkesten çıktı. Artık bütün sorumluluk Yüksel Başkan'ın hata. Bu transfer ekibinin acilen tasfiye edilmesi lazım. Yeni hoca gelse de gelmese de, onu söylüyorum, Mustafa Astapoğlu'nun da takımdan gönderilmesi lazım. Ya 2 sene önce bu takıma geldi. Öyle oyuncular da yaptı ki transferler. Zaten onun döneminde o sözleşmeler yapıldı işte. Haksız fesihler falan oldu. Hala takım başına geldi danışman olarak. Mustafa Astapoğlu'nun hiçbir başarısı yok ki. Transfer ekibinin hiçbir başarısı yok. Yani yaptığın transferlerden birisini satarsın 3-5 milyon euroya da anlarım derim ki en azından bunu getirdi de kulüp para kazandı. Hepsini döndürdü o parayla. O da yok. Neye göre bu takımda mesela? Hiçbir hoca gelmez buraya, ben sana söyleyeyim. Gelen hoca için de şunu söyleyeyim. Transfer ekibi tasfiye edilmediği sürece Samsun Spor başarılı olamaz. Yabancı hocaya ibre dönebilir mi? Yabancı hoca gelirse daha büyük problem. Türkiye'yi tanıyacak. Takımı tanıyacak. Transfer ekibi kalırsa zaten ki kalır. Eğer yabancı hoca gelirse kesin transfer ekibi kalır. Bak ben sana söyleyeyim, gitmez. O kaldığı sürece de Samsun Spor'da aynı işlevlik devam eder. Olumsuzluk yani, daha doğrusu. Ya
öyle bir kadro mühendisliği var ki şimdi taraftarlar diyorlar ya 4-5 oyuncu gelse bu takım düzelir veya işte Sergen Yalçın gelse ilk 5'e gireriz, Avrupa'ya gideriz. Ben sana kısa bir şey soruyorum. Hem sen hem taraftar aynı anda. Sen öyle bir kadro mühendisi yapmışsın ki sol beke bak. Bolla Soner Gönül. Sağ beke bak. Zeki Yavru Şintler. Hem 11 hem alternatifi facia. Nanu da var. Doğru Kanada, yok gibi. Nanu'yu almıyorlar ki kadro. Bize ya bir de sanki Nanu'yu biz transfer etmişiz gibi bize diyorlar ki siz önce Nanu'nuzu konuşun diyorlar. Ya biz mi transfer ettik Nanu'yu? Adam oynatmıyorlar ki bir kere. Kadroyu almamış Hüseyin Hoca. Valla transfer ekibine tepki gösterince bize tepki gösteriyorlar. Bir de ben maçın skorunu bilmişim. Paylaşmışım. Bir de diyorlar ki Lazar Markoç maça damga vuramadı bu kadar söylüyorum diye. Ya affedersiniz bizi kötülemek için yani saçma sapan yazıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yazanlar için konuşuyorum. Tüm Samsun Spor taraftarları için değil. Yani bu kadro mühendisini görüyoruz. Bak Fofana var. Başka kanat yok. Fofana niye mesela oyundan çıktı ben onu anlamadım. Emre Bayraktar hocaya geliyorum. Ardından sözü sana bırakıyorum. Sen konuş. Emre Bayraktar kaç yıldır bu takım başında. Biz ondan zaten bu takımı uçursun kaçırsın demiyoruz. Ya hocam sen bu takımdaki yapıyı biliyorsun. Bu takımda kaç yıldır en iyi oynayan Fofana, bu senede en iyi oynayan Fofana ve bu senede başka kanat oyuncusu yok. Yok. Sen bu adamı biliyorsun, nasıl çıkartıyorsun ya? Sana sadece bu konuyla gelirim. Bak sana sadece bu konuyla gelirim, diğer türlü gelmem. Niye bu sistemde oynattın, niye sen bu takımın başındasın demem. Senin yapacağın zaten bir şey yok da. Sana sadece Fofana'dan gelirim Emre Hocam. Niye Fofana oynuyor, oyundan çıkıyor? 46'da bir de. Tamam Fofana iyi oynamadı da mecbur oynamak zorunda. Başka kanadın yok. Ya düzgün tek futbol. Kanadın yok. Takımda iki tane gerçek kanat var. Bir de Muhammed Gümüşkaya var. O da bu seviye için yetersiz. Muhammed Gümüşkaya bence net kanat da değil. Ne daha sence? Daha çok merkez ikincisi mevkisi. 10 numara mı? 8 mi? 10 numara gibi. 8 numara. İkisinde de oynayabiliyor. Ve Muhammed'i ben hiçbir yere de koyamıyorum. Ya Muhammed şu an bu şimdi mesela taraftarlar bize diyorlar ya siz niye bize hiçbir maçta favori görmüyorsunuz? İşte bakın Antep 2-1 gördüm kazandım. Ha. Biz ilk 11'i yaparken ben sana dedim ya ben 11 yapamıyorum dedim. Ben Şintler'i koyamam oraya. Ya bu çok basit bir şey. Kadro kötü o yüzden. Ben Şintler'i koyamam oraya. Şimdi Zeki kötü, Şintler kötü ya. İkisi arasında da ben seçim yapmam. Peki şimdi deniyor ya hani transferli Hüseyin Hoca'nın onayıyla alındı işte ekiple beraber de. Mesela şu da dendi ama Satka'yı Marek Hamşik önerdi diye. Mesela. Ya o hikaye dedim ben sana. O olayın hikayesi dedim. O gün anlattım sana. Ya o gün söyledim. İkinci golde görmedin mi? Satka adamdan kaçıyor. Çok kolay bir şey değildi. Yani nasıl diyeyim sana? Yenilecek bir gol değil de bu pozisyon. Adamdan kaçtı. Marko Jevtovic'in vurduğu topta. Şut. Çok sert bir şut değildi aynen. Tamam da o zaman niye bu kadar haber çıktı ya Hamşik önerdi falan. Ya şimdi diye. Bak Samsun medyasında demiyorum daha çok taraftarlarında bir yer bir haber yapıyor. Alıyorlar hemen Hamşik söyledi. Hamşik söylediyse bu muhteşem oyuncudur. İşte Dembaba Dankörk'e geldi. Dembaba bize oyuncu paslayacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Kardeşim futbol öyle basit değil. Ya bir de Dankörk'ün şu an durumuyla Samsun Spor'un durumu çok... Hayır o anlamda demiyorum. Şey anlamında Dembaba'nın ismi anlamında. Dembaba çok iyi futbolcuydu. Evet ama futbolcu izleme gözü çok farklı bir şeydir. Ona bakarsak ne iyi oyuncular hoca oldular. Mesela Cennara Gattuso muhteşem oyuncuydu. Hocalığı kötü mesela. Marsilya'ya gitti o da şimdi. Aynen. Hocalığı kötü mesela. Hacı çok büyük oyuncuydu. Hocalığı kötü. Aynen. Ya gören göz. Ona da. Gören göz. Futbolcuyu izleme, analiz etme. O futbolcu veya o lig üzerinde, takım üzerinde zaman ayırma. Bunlar çok farklı şeyler. Ben niye Satka'ya geldiği zaman yanlış dedim. Hepsi çıktı ortaya. Ben adamı izliyorum çünkü Leh Poznan'dan birebir. Leh Poznan'ın en iyi oyuncularından biri Amar aldı. Onu da Kocaeli aldı. Bak adam döktürüyor. Çok iyi sen bana hatta sordun. Dedin ki sence Süper Lig'e uygun mu? Samsun'da olsa uygun dedim. Bu kadar kısa kestirme konuştum. Şu anki bütün orta sahalar arasında Amaral hepsinden iyi bak. Bir de Samsun Spor bu maçta ne mahvetti biliyor musun? Takımın kağıt üstünde en iyi oyuncularından biri olan Flavien Tait'in kaptırdığı topla gol yemek de Tait takımı çok mahvetti. Çünkü hani az sayıda güvenebileceğin oyuncudan biri. Çıkarken öyle top kaybedilmez. Tabii geçmiş ki. Olsun. Sen zaten savunman kötü. Savunmanla beraber çıkıyorsun geriden öyle bir top kaybediyorsun. Evet. İleride yakalanıyorsun. Kanada zaten, bulayım derken topu kaybetti. Zaten hemen pozisyon sola verildi. Orada da gol attı. Draguş güzel Roman bir Roman oyuncusu. Vuruşta gol attı. Antep'in önemli bir gol attı. Niye sence mesela Emre Hoca kalede Okan'a döndü hemen? Şumski'yi daha oynatmadılar. Ya şimdi... Savunmada zaten zaaflar var. Bak drone gelende Yunus Emre çift dışında. Ben Yunus Emre ile alakalı bir haber gördüm onu söyleyeyim mi? Ne gibi ben görmedim. Yunus Emre çift Hüseyin Hoca'nın ekibinden biriyle tartışmış. O ismin hatta pro list hani hiçbir lisansı falan bile yokmuş. Öyle gördüm haberde. Yunus Emre çift bir anda o yüzden Galatasaray maçından sonra
yeniden kulübeye çekiliyor. Samsun Yerel Medyası'nın haberi bu. Bizim haberimiz tamam. değil. Ben de şunu söyleyeyim o zaman, eğer doğruysa olay. Adamın pro lisansı olsa da olmasa da o konuda %1 milyar bir kere Yunus Emre çifti haklı. Hoca taktı Yunus Emre'ye. Forma adaleti zaten yoktu. Bunu söyledik. Yine stoperlerden alıyorum. Okan Koç'u konuşurken Okan'la bağlayacağım. Ki başkanın bununla ilgili açıklaması var, ardından onu da söyleyeceğim. Zaten Samsun Spor'un Ricky Van Drone gelen ve Yunus Emre çift dışında iyi bir stoper attı yok. Bunu zaten söylüyoruz. Alim olmaz dedik bu lige. Zeki stoper oynayamaz dedik. Satka da yanlış transfer dedik. Bunları zaten koyduk, tamam mı? Ama şimdi Okan Koçuk'a geliyorum. Bunu hafta sonu Galatasaray Ankara Gücü maçında da gördük. Bahadır. Kale 36 tane şut var. Bahadır ne toplar çıkarttı. Okan top kolay geldi. Toplara da yiyor. Zaten stoper sıkıntılı. Bu ayrı. Doğru. Ama Okan da kötü. Diğer tarafa geliyorum. Başkan diyor ki defansın hatası var. Başkan bir yeri korurken bir tarafa suçlama şeyi atıyor. Başkanın kurulan zaten kadro mühendisinin karşılıkları bunlar. Doğru. Zaten biz burada konuşmuşuz. Biz bunları görmüşüz. Sen orada transfer hekimine gitmen lazım. Nasıl kadro kurdunuz? Ve Okan Koçuk zaten yanlış bir de diyor ya başkan. Ben almak için onu neler çektim. Ya başkan iyi oyuncu almadın ki. Sen bunu alacaktın. Mesai zaten sana zaman kaybı. Başkan öyle diyor ki. Hani öyle hani bir... sanki Cristiano Ronaldo 38 yaşında Türkiye'ye getiriyorsun. Volkan Demir ele aldı kaleye sanki. Hani yani iyi bir oyuncu diyor. Gelmiyor ki başkanım yani. Abi. Hani desen ki ben atıyorum. Şeyi getiriyorum. Okan'ın üst düzey bir kariyeri yok. Süper Lig'den ben sana buradan bir isim söyleyeyim. Türk kaleci mi? Türk kaleci. Çaykur Rizespor'dan Gökhan'ı getiriyorum. Belki 5 gol yedi ama normal Fenerbahçe'ye karşı. Zaten iyi bir kaleci. Tarık'ı getiriyorum be ya. Samsun Spor Galatasaray'la Fenerbahçe'ye kaybetti. Burada hiç eleştirmedik. Yani çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray bu sene farklı seviyede. Aynen. Başka dünyaların takımları. Aynen. Hani onlara lafımız yok. Hani Samsun Rize dün 10 da yiyebilirdi. Ben hiçbir şey demem. Çok normal. Fenerbahçe'de Fred oynuyor, Tadić, Szymański, Zeko, Başuay kadroda bile yoktu. Ryan Kent oyuna bile girmiyor. Öyle bir kadro var. Ferdi bir maç oynuyor. Bir maç Osterwold'e oynuyor. Livakovic bazen yedek bile kalabilir. Aynen. Yedek kalecini İrfan Can. Öyle bir kadron var. Galatasaray gene öyle. Oyuna Mertens giriyor. Endombele oyuna bile girmedi. Teteler, Ziyehler. Ziyeh kadroda yok son iki maçtır. Angelinho'lar, inanılmaz futbolcular var. Yani Samsun Spor'da Galatasaray'dan 4-7 eleştirmedik. Fener'e de 2 tane yedi kendi evinde, gene eleştirmedik. Normal çünkü inanılmaz makas açıldı ama Samsun Spor Kayseri'ye yenildi. Sivas'ı yenemedi. İstanbul maçı oynansaydı bence o maçta da sıkıntı çıkacak gibiydi. Çok garip bir kadroyla maça çıkıldı. Aynen. Antep'e yenildin. Samsun Spor kimi yenecek o zaman? Şimdi taraftarlar... FF 1. Lig'den takım mı getirsinler burada? Aynen. Samsun Spor'un maç kazanması şimdi için. Biz eleştirirken bize diyorlardı aşağıda. Ya biz zor maçlara başladık diyorlardı. Bunlar bize ölçü değil. Gaziantep'e de kaybettiniz. Bir şey diyeceğim ama. Taraftarlar hani Sivas maçında Sivas'ı yenmen lazım. Sıkıntılı durumda. Kayseri'nin tahtası kapalı. Bu maçlar ölçü değilse hangi maçlar ölçü dedik? Gaziantep'e de kaybettin. Ben de ki kaybedeceğini zaten söyledik. Tabii. Çünkü Samsun'daki sıkıntı şu. Siz anlayamadınız hala. Hep diyorlar ki Hüseyin Hoca şanssız fikstürle başladı. Kardeşim kadroyu hoca kötü kurdu. Ama Sayın Başkan Yüksel Yıldırım da demedi mi? Kadro güzel kötü. Fikstürle başladık. Güzel fikstür değil ki. Kura çekildiğinde ama. Bir dünya yap. Biz ne dedik? Çok zor ilk 6 hafta. Ama başkan öyle dedi. Şimdi de başkan dedi ki. Yeni açıklaması var. Fikstürümüz zordu. O yüzden böyle başladı. Başkan da ne yaptığını bilmiyor. Ama başkan ilk başta dedi ki biz güzel fikstürle başlıyoruz dedi. Kur'an'ın çekildiği gün. Zaten o söylen fiyasko. Fikstür zor. Ya bir de bence fikstür falan hikaye. Tüm takımlarla oynayacaksın elinde. Şöyle zor fikstür. Fenerbahçe, Galatasaray zor. Onlar ayrı. Herkese zor onlar. Herkese. Ama Kayseri yenmen lazım. Aynen. Sivas'ı da yenmen lazım. İçeride de olsa dışarıda da olsa zor değil. Gaziantep'i yenmen lazım. Ama yenemeyeceğini zaten söylüyoruz. Çünkü ya kurulan kadro kötü. 2000 kişi oynuyor. Sivas deplasmanının nesi zor? Hatay'la oynadığı maçta 2400 küsür. Bir de yazın oynadı maça. Samsun. Sıcak havada oynadı. Aynen. Kışında oynamadı. Gitmedi. O Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta gitmedi yani. Orada en soğuk dönemde de gitmedi. Zaten o maçlar zor değil. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı arıyoruz. Onlar zaten ayrı bir seviye. Onlar dünyalar, farklı dünyalar. Premier Lig adamları, işte Serie A adamları var. Kasımpaşa hafta sonu Karagümrük'ü yendi. 3-2. 12 puan yaptı. Samsun'un bir maçı eksik. 1 puan da 11 puan fark oldu. İstanbulspor'u yense 8 puan farkı var. Tabii. Facianın durumunu görebiliyor musunuz? Şimdi zannediyor ki şimdi taraftarlar şunu düşünüyorlar. İyi bir hoca gelir. Devre arası 4-5 hamle yaparız. Kalırız. Öyle değil. Senin temelin yanlış. Bak iki tane bek saydım soldan. İki de sağdan saydım dört. Dört oyuncunun hepsi yanlış. Nasıl göndereceğim ben sen bu adamları da oraya adam alacağım? Nanu'yu eklersek 5 tane bekim var toplam. Ama o şu an devre dışı kalmış. Hüseyin Hoca yok etti adamı. O Yunus Emre de yok etti. Bak ben Yunus Emre de artık saymıyorum. Yok etti adamı. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum.
Senin 4 tane bekini sayıyorum bak. Yoklar oynayan. Sen bu 4 beki nasıl göndereceksin devre arası adam olacak? Hepsini gönderemezsin. Kanadın yok. Bak ben dedim ki bu takımda en kötü 4 kanat olması lazım. Fofana'nın dışında 3 tane daha. O her takım için geçerli aynen. Zaten. 2 sol 2 sağ. Şimdi sence Samsunspor devre arası 3 kanat, 2 bek, orta sağ. Bunları alabilecek mi 6-7-8 tane adam? Ben kestirmeden gidiyorum. Devre arası zaten senin böyle kaliteli hoca olma şansın transfer çok zor. Transfer yasağı gelirse zaten buyurun cenaze namazına. O zaman iş komple Samsun bitiyor. Zaten eğer cezalıysa düştü. %100 bak buradan düştü. Söylüyorum düştü. Aynen. Kimseyi kandırmasın. Aynen. Biz kimsenin yalakası değiliz. Biz medyadakiler gibi muhteşem transfer geldi Bola. Muhteşem transfer geldi Marius demiyoruz. Samsun taraftarının işte ruhunu okşamak için yorumlar yapmıyoruz. Bizi izlemeyen izlemeyebilir. İzlemez. Bizim öyle bir derdimiz yok. Herkesin kendi bileceği. Biz her zaman objektif aynen konuşuruz. Öyle. Hadi Marius da Bola iyi diyenler çıksın desin ki Marius muhteşem golcü. İşte Bola süper oyuncu. Bak Marius kadroda oyuna girmiyor. Marius zaten son 2 maçtır falan oynamıyor. 3 maç. Son 2 maç kadroya girmedi. Doğru. Bu maçta kadroda oynamadı. Aynen. Oyuna girmedi. Yani zaten Ercan Kara olmaz dedik. Ayakta duramıyor. Oyuna girdi. Ayakta duramıyor. Bu arada Süper Lig'den bir haber vereyim. Tolunay Kafkas gönderilmiş Ankara Gücü'nden. Aynen yollar ayrılmış. Ben işimi yapıyorum diyordu. Ben ama. Rıza Hoca'nın zaten Ankara Gücü. Senle geçen aramızda konuşmuştuk. Pendik ya da Ankara Gücü. Bence de Ankara Gücü'ne gider. Büyük balık olarak da Rıza Hoca'nın ben Trabzon'a gidebileceğini düşünüyorum. Bielisa çok kötü top oynatıyor. Orası öyle de ben Ankara Gücü'ne gideceğini düşünüyorum. Rıza Hoca Ankara Gücü olabilir. Çünkü beklemez mesela. Rıza Hoca. Aynen. Gelmişken fırsat iyi bir takıma olabilir. Gider. Hani Ankara Gücü maddi olarak da iyi bir yönetim var. Transfer yasağı ihtimali de yok. Aynen. Oraya gidebileceğini düşünüyorum. Yılpor Samsun Spor'da da gündemde olan hocaların hiçbiri gelmek istemedi. Bunun için ne düşünüyorsun? Doğru. Bu da çok kötü bir durum değil mi? Doğru karar. Samsun Spor adına. Ne doğru dersin? Karar. Şuradan yapsınlar. Biz bu yorumları yapmışız. Bu kadroya göre çok kötü. İşte hocalar onu görüyor. Demek ki doğru söylenen bir şeyler var burada. Bizim programdan bahsediyorum. Çünkü bize hep maç kaybediyor, bize sallıyorlar hala. Ya biz ne yapalım? Ya biz mi yaptık bir transferi? Şey yok. Biz ne yapalım? Biz hep söylüyoruz. Transfer ekibi olduğu sürece Samsun Spor transfer yapamaz. Bazıları yazıyorlar. Bunlar gene bizim oyuncuları kötüledi. Bak hepsi kötü işte. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. İşte Serhat Akın'ın söylediği doğruydu ama orada uslubu yanlıştı. Yani kendini küçük yanlış düşür, ifade etti. Kendini yanlış ifade etti. Aynen. Biz de eleştirdik aynı şeyleri. Ama biz doğru uslupla söylüyoruz. Yapılanlar yanlış, kimlerin hataları var, hangi oyuncular doğru, hangi oyuncular yanlış, neden yanlış, nedenleriyle açıklıyoruz. Mesela Serhat Akın nedenleriyle açıklamıyor. Diyor ki Şintleri kim aldırdı diyor, Dimat'a nereden geldi bilmiyorum diyor. Ya bilmiyorsan niye yorum yapıyorsun? Bilerek yorum yap. Biz yorumladık. Şintleri hoca izledi, Köln'e gitti, beğendi, getirdi. İşte Dimat'a Espanyol'dan geldi. Belçika Ligi'nde kiralık falan oynadı. Bunları açıklamalı söylemen lazım. Biz hep açıklayarak yorumluyoruz. Ama Serhat Akın'ın şu konuda dediği acı bir noktaya çıkıyor. Hangisi? Şöyle. Mesela bu oyuncuları hiç izlememiş ama ilk izlediğinde bile kötü oyuncu oldukları anlaşılıyor işte. Ama o bir maçta yorumluyor. O da yanlış. Ama biz 5 maç izleyerek yok, çünkü ne dedik hocam. O gün? Yok o gün ne dedik çünkü Serhat Akın şu haftaya kadar Samsun'un hiçbir maçını izlememişti. Kimse izlemedi ki zaten. Şimdi ben sana bir örnek vereyim. Şimdi ana medyada. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Adana Demirspor 14 puanda değil mi ligde? Rize Spor da 11 puanda değil mi? Şimdi Rize Spor'un 2-2 oynadığı maça baktığın zaman da herkes kötü takım, kötü oyuncular diyordu. Ama toparladı İlhan Palut. Ama iyi oyunculardı Zekeriler falan. Yani. Aynı onun gibi düşünsün. Serhat da bir maç izleyerek bu yorumu yaptı. Hoca da iyi orada bir de. Tabii. Bizim. Serhat bir maç izleyerek yaptı bu yorumu. Vallahi dün akşam Adana Demirspor'un maçı vardı. Adana Demirspor'un kulübesinde bile ne oyuncular var. Öyle. Doğru. Kanat oyuncusunun adı Zeneli miydi? Aynen. Müthiş oyuncu. O da Finlandiya'da adam oynadı. 20 dakika kala oyuna giriyor. Çünkü önünde Nani var. Aynen. Sağda Yusuf Sarı oynuyor. Bir Adana Demirspor'un kadrosuna bakıyorsun. Bir Samsun Spor'un kadrosuna. İki başkan da zengin, güçlü isimler maddi olarak. Samsun Spor'un kadrosunda bir tane yıldız oyuncu yok. Adana Demirspor'da kulübeden bile Mbaye Niang giriyor. Zeneli giriyor. İşte nereye geliyor Yusuf Erdoğan? Tayfun Aydoğan bile girdi gol attı. Düşün Dorukhan işte. Giriyor. Stambouli çıkıyor. Dorukhan giriyor. Dün Rodriguez yoktu. Yusuf Erdoğan sol bekte oynadı. Çok büyük kadro kalite farkı var. Yani ben sana aradaki farkı söyleyeyim mi? İki takım arasında. Oranın ekibi iyi. Yok. Hem o zaten. Ekip o var. Zaten ama en başı ne biliyor musun? Ekipten daha çok önemli ne var biliyor musun? Murat Sancak Başkan her şeyi ben bilirim demiyor. Futbolu da biliyor ama ona rağmen ama demiyor. Ama futbolu da biliyor ama futbolu buna rağmen söylemiyor. Anlıyor. Aynen. Ama Yüksel Başkan futbolu ben bildiğini düşünmüyorum. Ve bilmeden her şeyi ben biliyorum diyor. Neden futbolu bilmiyor? Kadrolar diyor. Fikstür belli oldu. Dedi ki fikstür çok iyi. Kolay dedi. Sonradan da zor dedi.
Yani bu bir zaten tezatlık her şeyi Murat gösteriyor. Murat Sancak Başkan cidden futbolu çok iyi biliyor. Hani şu açıdan diyorum. Ya Adana Demirspor Süper Lig'e geldi 3. yılı. Hep yıldız futbolcu getiriyor Anadolu takımı. Ve bakıyorsun işte Vargaslar, Bıyarnasonlar, Stambuliler, Balotelli dün geldi. Balotelli çarşamba günü protokolde oturuyordu. Viski içiyordu. Dün pazar günü maçına çıktı. Viski mi içiyordu harbiden? Aynen. Orada resmi de var hatta. Ya hani şu açıdan diyorum. Adam dünya starı. Icardi de öyle işte hani. Icardi Arjantin'e gidiyor günübirlik. Geliyor maça çıkıyor. Golünü atıyor gidiyor. Öyle bir futbolcu. Samsun Spor'da şu an bir tane yıldız oyuncu yok. Ben sezon başı boşuna demedim. Boşuna kombine aldı taraftarlar. O kadar forma aldı. Ben bu takıma kombine falan almazdım. Asgari ücretle çalışıyor birçok insan. Gitti cebinden para verdi. Yazık günah. Ben öyle bakıyorum. Ben orada transferler yapılmadı diye alması lazım dedim. Yönetime iş düşüyor artık dedim. Yönetim de üstüne düşeni yapmadı. Ben olaya hiçbir zaman duygusal bakmam. Her zaman realist olacaksın. Yok duygusal bakılmaz zaten. Kaç yıldır şey. Samsun Spor'un bu transfer ekibi burada çalışıyor. TFF 1. Lig'deyken bile yıldız futbolcu getiremediler. Batu Kaplan dışında buraya oyuncu getiren olmadı. Bir de Cafer Elek vardı geçen sene. Cafer Elek Adana FK'ya gitti. 3-5 senedir var. Zaten bence onun için daha iyi oldu. Adana FK yükselecek bir takım. Herkes de görecek bunu yani. Adana FK seviye atlayacak bir takım. Yani Yılpor Samsun Spor zaten Batu Kaplan'ın çalıştığı dönem dışında iyi kadrolar da kurmadı ki. Hani Adana Demirspor bunu hep yaptı. Karagümrük bile yapıyor. Stadı yok, tesisi yok. Aynen. Ne Serie A'dan ne futbolcular getirdi. Samsun Spor hiçbir imkanını kullanamıyor yani. Aynen. Bu acı bir durum. Mesela Antep depremden çıktı. Sıkıntılı bir durumda. Hatay Spor daha da sıkıntılı bir durumda. İstanbul'da çalışıyor. Mersin'e gidiyor maçlarını oynuyor. Kesinlikle. Hatay Spor'un aldığı yabancılar fişek gibi. Dele Başırılar falan. Hepsinden para kazanacak Hatay Spor. Bir de Hatay Spor sıkıntılı durumundan dolayı en önemli oyuncusunu sattı. Bertu Özgür Yıldırım'ı 5 milyon euro aynen. Para lazımdı. Takım kamp yapacak yer bile bulamıyor bazen. İdman yapacak. Volkan Hoca kendi söyledi. Evet. Rica minnet yer buluyoruz dedi. Samsun Spor'un o kadar imkanı var. Şu an çok büyük bir fiyasko. Takım ligin dibinde. Kesinlikle. En kötü takımı ligin İstanbul Spor kadro olarak İstanbul'un bile altında. Hatta şuradan alalım. Antep'e geçelim. Oradan da bağlayacağım. Sen dedin ya Samsun yıldız oyuncu alamadı. Antep bile yıldız aldı. Ajeti. Doğru. Enkulu. Papecili Boji. Vardı zaten. O zaten vardı da hani. Şu anki mevcut kadro. Junior Morais. Aynen. Max Tejure. Alexander Maxim. Max Gradel, yaşı belki 38, 37, 39 Gradel olabilir. 35. 35 yani işte 34, 35. Oralara doğru gidiyor ya o yüzden söyledim. Yani baktığın zaman da yıldızlar var yani anladın mı? Ama Samsun Spor'a bakıyorsun. Yıldız olmayan önce yıldız yapıyorlar Bolay'ı. Yıldız olmayan Marius'u çok iyi futbolcu forvet geldi golcü leblebi. İşte çok iyi olmayan Emre Kılıncı, Taylan'ı bu ligin daha fazla hangi yerliği alabiliriz diyerek bize yazdıkları vardı. Bize yazdılar dediler ki Emre ile Taylan'ı yok çekiyorsunuz da hangi iyi yerliği alacağız? Ya adamlar kötü. Bu kadar kötü yani. Ya zaten Türkiye'de iyi yerli oyuncu yok ki yabancı kalitenle kurtarıyorsun. Aynen. İyi yerli oyuncu yok. Büyük takımlar bile yerli oyuncu bulmakta sıkıntı yaşıyor artı 3 kuralında. Aynen. Bana göre Samsun Spor'da Süper Lig standartlarında 2 tane yıldız var. Nano ile Tayit. Ama Tayyip de çok kötü oynadı. Bir de Drongelen da bence yıldız. Drongelen de var bence. Yıldız demiyorum, iyi oyuncu diyorum. Normal yani. Oyuncu, aynen. Yani iyi yıldız yani. Değil, aynen. İyi oyuncu. Yıldız yani. Değil. Onun dışında hepsi sıradan futbolcular. Zaten puan tablosundan da ortaya çıkıyor. Hani diğer takımlarla falan kıyaslarsak da Samsun Spor'un durumu çok kötü. Karadeniz derbisini zaten çarşamba konuşacağız. Orada da bir sıkıntı çıkarsa Samsun Spor milli ara falan derken İyice buhrana girer. Bir de Samsun Spor için Erdinç Sözer'in ismi geçiyor Emre Belözoğlu ekibinden. Gelirse Samsun Spor'a geçmiş olsun. O da yanlış olur zaten. Geçmiş olsun. Ki Samsun Spor'a böyle bir isim gelecek gibi gözüküyor. Yani öyle hocaların çok kolay kolay ben kabul edeceğini düşünmüyorum. Abdullah Avcı da kabul etmedi biliyorsun. Aynen. Abdullah Avcı zaten alamaz Samsun Spor kolay kolay. Ben Abdullah Avcı'nın yerinde olsam zaten Süper Lig'de şampiyonluk yaşadım. Milli takımda çalıştım. Artık sadece yukarıları kovalarım. Zaten ben maddi olarak güçlü de bir ya insan. Abdullah Avcı gelse de yapamaz zaten. Abdullah yani. Avcı'nın Trabzonspor'da nasıl şampiyon olduğunu herkes biliyor. Peki. Abdullah Avcı milli takıma gitti. Orada başarılı olamadı. Yanlış zamanda gitti bence. Beşiktaş'a gitti. Başarılı ama olamadı. Abdullah Avcı'yı milli takımda yedi oyuncular. Onu sana söyleyeyim. Ben Abdullah Avcı'nın iyi hoca olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Sana katılıyorum. Adana Demirspor'un başına gitsin bak şu mevcut kadrosuna. İyi işleyen sistemi orayı da bozar. Bu kadar iddialıyım. Abdullah Hoca'nın zaten çok ketum bir futbolu var ya. Aynen hani öyle.
yani ki ben zaten şöyle bir şey düşünüyorum. Bence Samsunspor teklif yapmadı Abdullah Avcı. Emre Belezoğlu'na yaptı mı sence? Yok, yapmadı bence. Aykut Kocaman'ı aradılar ama. Aykut Hoca düşünmediğini, yani çalışmayı düşünmediğini söyledi. Rıza Çalım Hoca güzel bir uslupla teşekkür edip kabul etmedi. Nazikçe reddetti. Başka kim vardı? Başka yok zaten. Aykut Hoca demiş ki ben bir yerde haber gördüm. Doğru mudur, yalan mıdır? Sözleşmeme Fenerbahçe'ye çıkış maddesi koyan bana mantıklı gelmedi. Yok yok, böyle bir şey yok. Direkt söyledi şu, ben çalışmayı düşünüyorum. Aykut Hoca'nın çünkü bundan sonra Fenerbahçe'ye gelebileceğine inanmıyorum. Aynen. Hani o iş olmaz artık. Hani o yüzden bana mantıklı gelmedi. Hı-hı. Hayırlısı olsun bakalım. Antep'e geçelim biraz da. Tabii. Antep'te de iyi bir oyun vardı. Gollere kadar. Şimdi Samsunspor taraftarları gene aldanıyor. Gömüldüler. Bak sonra. Gene aldanıyor. Neden? Diyorlar ki Antep'te de bir şey yok. Ya Antep erkenden skor aldı. O saatten sonra iyi futbol ihtiyacı yok ki. Skoru tutacak mı? 10 dakikada 2-0 olmuş. Çok iyi başladı. Bu saatten artık. Sonra oyun hani 5 atayım, 6 atayım, çok iyi oynayayım noktası yok. Doğru. Sakin oynadılar. Bak 17 dakikada iyi futbolu gösterip tak tak 2 tane gol attılar. İyi yaptılar skorun üstüne de. Yani burada da aldanıyor Samsunspor tarafta. Bunu aynısını Galatasaray maçında da aldandılar. Bu takım umut verdi, muhteşem oynuyoruz. Ben ne dedim o gün? 2 tane şans atılan gol. Kopenhag kaleci Kontibede kaldı. Galatasaray'ın. Bir de Kopenhag maçı var diye erkenden 3-0 olmuş ya. Oyuncular süngüyü çekti. Mesela Galatasaray bence Ankara Gücü maçında Samsun maçından daha iyi oynadı. Daha düşün konsantreydi. Işte. Çünkü oyuncular biraz daha hazırdı. Aynen. Eğer Galatasaray Ankara Gücü maçında oynadığı oyunu oynasaydı Samsun'a 8 tane falan atardı. Tabii bence. 6'ya kadar giderdi maç. 5-6-0'a aynen. kadar. Ama abi, o maçta en erken 3-0 olması, hafta arası Kopenhag var. Nasıl olsa bir skor erkenden 2 kere aldık. 2 tane gol de dediğim gibi adamlara çarpıp şansa girdi ki Dimatia'nın pozisyonunda faal de yoktu. Holsen attığı golden önceki pozisyondan bahsediyorum. Faal pozisyonundan. Samsunspor tarafı aldandı. Bak Galatasaray maçı iyi dediniz. Hadi Antalya ile Antep maçları oynandı. 2 maç 0 puan. Tabii. Direkt rakiplerin bir de. Aynen. Mesela Antalya'da arayı açıyor aşağıyla. İstanbul Spor'u da yendi bir de Antalya Antalyaspor zaten kazandı. 9 oldu. Aynen 9 oldu. Samsun Spor'un şu anda bu ligde, biz hep diyoruz ya, hiç niye favori görmüyoruz? İşte geldiğimiz noktada görüyorsunuz. İstanbul Spor'u yener diye düşünüyorum. Ama orada da Kasım'da, çok kötü bir kadroyla çıktı. Yok bakalım. Yok, Kasım ayından bahsediyorum. Yener diye düşünüyorum. Ama o kadroyla aynısıyla çıkacak. Aynen. Ama gene yener diye düşünüyorum. Bence de yenmesi zaten lazım. Zaten yenemiyorsa... Ben neden yener diyorum? Samsun tarafında olduğum için değil. İstanbulspor çok kötü olduğu için söylüyorum. Ben mesela Başakşehir'in de Çağdaş Hoca ile toparlanacağını bak, düşünüyorum. Bak Başakşehir toparlayacak. Çünkü Başakşehir çok zor iki maçla başladı. Fener ve Galatasaray. Samsun Galatasaray net. Fener daha doğrusu sırayla. Samsun net düşme adayı. Zaten öyle. 4 takım düşecek. %100 düşme adayı şu anda. Net yani. Hüseyin Hoca var ya, öyle bir tahribata uğrattı ki biz bunu söyledik ama üçlü sistemle başlayacak gidecek. Yanlış oyuncular alıyor. Samsunspor'a büyük bir enkaz bırakacak dedik. Kanat almadı dedik hep. Kanat yok takımda. Söyledik. Enkaz bırakacak dedik. Bak enkaza bak. Aynen maalesef. Ben hocalar da kabul etmiyor. Bak öyle de bir enkaz bıraktı. Hocalar da kabul etmiyor. Yani normal. Şu an kariyeri olan bir hoca. Ya garip garip bir senaryo çıktı. Dün kim çıktı biliyor musun? Fuat Çapa. Ya, Fuat Çapa'nın ne işi var? Ağlayacağım resmen Fuat Çapa ya. Ya böyle bir şey zaten Fuat Çapa gelirse ben de hiçbir şey söylemem. Samsun Fuat Çapa için. TFF 1. Lig'de bile bir şey yapamadı. Burada ne yapabilir ki? Ama Samsun Spor'a sanki öyle hiç iş yapamayacak bir hoca gelecek gibi. Bana da öyle çünkü geliyor. Herkes reddediyor. O zaman piyasada kim gelecek hani? Bakalım. Acayip bir yabancı hoca gelebilir mi hiç beklenmedik bir şekilde? Mesela Montella'nın Adana Demir'e gelmesi gibi. Gelmez. Alamaz Samsun. Vladimir Petkovic gelmişti zamanında Samsun Spor'a. Öyle ilginç bir isim gelebilir. Ama Samsun Spor'un o zamanki yönetimi transferlerde bile iyi oyuncular getiriyor. Ama küme düştü o senede. Ama işte o sene... Bance geldi. Ekigo Eyosun vardı. O sene kadro kötüydü. Gekas dışında. Fink genel. Vardı Beşiktaş'ta. Aynen Marius Fink vardı. Mikael Fink vardı. 5 numara girdi. Kaleci Ertuğrul iyi bir sezon geçirdi aynen. Ama ligde tutamadı. Samsun'un zaten o sene en kötü sezonuydu kadro gibi. Olarak. Para yoktu o zaman. Tabii. De. Ona rağmen Petkovic geldi ya. Aynen. Yani ben Samsunspor'un getirebileceğini düşünmüyorum. Ya bu transfer ekibi getirmez. Öyle bir isim gelirse transfer ekibine izin vermez transferde. Kendi yapar. Vallahi Samsunspor'da durumlar vahim görünüyor. Aynen. Antep'in de bu hafta sonu Başakşehir maçı var. Orada en kötü yenilmezse araya iyi girer. Kesinlikle. Milli maç arası çünkü var. Maç İstanbul'da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bence Samsunspor bu hafta sonu da bence maça çıkıp milli maç arasında hoca getirebilir. Rize maçına Emre Hoca ile diyorsun. Bakalım çarşambaya kadar olur. Belki aynen. Bir şey olursa o gün konuşuruz Allah kısmet ederse. Ağzına sağlık. Ben de sana bir şey teşekkür var ederim. Kazanan Antep'e tebrik ediyoruz. Tabii ki Samsun Spor'un toparlayabilmesi çok zor. Çünkü çok fazla bu kadronun tahribat yetersiz var. Transferler olduğunu söylemiştik. İnşallah doğru hocaya gidilir. Çarşamba günü yeni hafta programında görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ederim. Hem Samsun'a hem de Antep'e selamlar olsun. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.